Çıktım dönemine yavrum, dayanamıyorum ben, dayanamıyorum. Dedim. Dayanamıyorum çocuğum. Prensesim benim, göz bebeğim, dayanamıyorum ben. Dön çocuğum ev ya. Haber ulaştır bize çocuğum. Prensesim benim, göz bebeğim. Beklemediğim bir şeyler bunlar benim. Torunumuz Perşembe gün saat 5'e 10 kala buradan çıkmış. Benim haberim yok. Annesi dedi teyzesine gitti. Gün indim ineceğim dedi. Ondan sonra buna dedi ki oğlan kardeşine, teyzenden dedi çocuğumu al da gel dedi. Hemen oradan bu demiş, annem teyzeme gelmedi. İşte bu saatlerde gitmiş. Kaç gün Çok oldu? korktum. Kaç gün oldu? Perşembe. Akşam. Perşembe akşam. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı 5 gün. 5 gündür. Ama cuma gün geriye aldı babası, getirdi. Buldu. Çocuğum böyle bir durgun. Ne zaman O getirdin? çocuk değil. Ne zaman? Cuma günü öğlen getirdi. Nerede buldunuz? Şeyde Antalya'da depoya getirmiş götüren adam. Oradan alık babası getirdi. Kucağıma aldım. Kızım sen neden böylesin? Neden bize anlatmadın derdini falan dedim. Senin babaannen senin derdini paylaşırdım dedim. Ben senin derdini. Niye söylemedin dedim. Ellerinde büyüttü. Hiç seslenmedi. Seslenmedi. Azıcık kucağımda böyle şuraya atırdım. Tek bir göstermedik hiç. Sevdik yani, sevgi gösterdik. Cumartesi sabah ben dedim ki bugün dünden uykusuz olduğundan bugün 12'ye 1'e kadar yatar, uykuyu da sever. Bir kez amcası telefon etti tarladan. Anne dedi bir bak Melisa yokmuş gene dedi. Çıkıverdik, arayıverdik burayı. Saat 7:30 veya 8. Kayıp bizim kız. Yok. Sonradan girdiğimizde buluyoruz buradaki yazıyı. Burada Gemide filminin üstündeki posterin üstünde nasıl ölmek istersin kendi el yazısıyla yazmış bu arada. Nasıl ölmek istersin diye soru işareti. Çok aniden, kimsenin haberi olmadan, uzun vedalardan hoşlanmıyorum yazıyor. Filmin herhangi bir şeyi yok. Kendi el yazısıyla buraya yazdığı bir yazı. Yani bu benim kız kardeşimin düşünebileceği, kendi kız kardeşimin düşünebileceği bir şey değil abi. Bizim ailemizdeki en zeki kişiydi. Abisinin yüzünü kara çıkarmazdı. Hiçbir zaman bir laf getirmezdi. Hiçbir şey yani bize belli etmese bile hani biz bunu artık kör mü olduk göremedik? Biz bu odaya girip çıkan insanlarız. Burada yazan yazıyı kör mü olduk göremedik? Ya da üstünü bunlarla kapatarak bizi görmemizi mi engelledi? Ya da farklı düşünceleri vardı bize yansıtamadı mı? Ya da farklı mı konuştu ki? Hiç bilmiyorum abi. Benim kız kardeşim böyle şeyler yapacak insan değil. Böyle bir şey yapabilecek insan değil. Burada bir asla yalnız yürümeyeceksin diyor. Burada Kesinlikle. diyor ki en güçlü kişi yalnız kalmaktan. Sevdiği biri vardı, ona kaçmış değil ki bu çocuk. Tehdit edilmekten Peki öldürülür. tehdit edildiğiyle alakalı neler yazılmış görebildiniz mi yani siz? Ay şey ifadeler verildi polise. Evet. Baba demiş ben sevmiyorum. Ben okuyacağım demiş o gün aldığında. Okuyacağım demiş. Benim evimi tutalım. Oraya gidelim demiş. Tamam kızım demiş babası da. Sen ne dersen o kızım demiş. Bilemiyorum. Ben hayatından endişe ediyorum. Kaldıralım kızım dedim. Fotoğrafları kaldıralım oradan dedim. Çocuk musun sen annem dedim. Kendinle yüzleşmek soğutur içini. Senin sana evimizin neşesi Melisacığım bizi duyuyorsan lütfen lütfen ara lütfen dönme anneni evine. babanı dedeni Dönme evine. hangimizi arayabilirsen bir fırsat yakala ara. Ara ve bak iyi misin kötü müsün neredesin? Lütfen bak deden felç olmak üzere deden kriz geçiriyor aşağıda. Haberin var mı? Bak babaannen öyle annen öyle. Bunlar çok üzücü bir haber. Senden iyi bir haber duymak istiyoruz yavrum. Ulaşabilirsen bir telefona yetişebilirsen bir yerden bir bakkal çakkal neredeysen lütfen bizi ara.
Sanki psikolog gibi, sanki bir şey gibi. Evet. Nereye seversen orası senin dünyandır diyor. Başkalarının açtığı yoldan yürümeyin. Her yerde beni arıyorsunuz biliyorum. Ben iyiyim. Kaçırılmadım, kaçtım. Hiçbir zorbalığa uğramadım. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Beni aramaktan vazgeçin lütfen. Ben artık yeni bir yola çıktım. Geri dönmeyi de düşünmüyorum. Çünkü ben artık evlendim. İsterseniz burada kalın. Lütfen artık beni, bizi rahat bırakın. Aramayın, vazgeçin.